Herkese merhabalar. Bu GES 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediğimiz satranç şampiyonasının artık sonuna yaklaştık. Üçüncülük, dördüncülük maçında Oğuzhan Sevim ile Mehmet Kurt'un mücadelesini izleyeceğiz. Final oynayacak oyuncular da Enes Erdem ve Muhammed Balcı. Bu maçtan sonra kendileri final oynayacaklar ama bu maçı da yorumlamak için bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz dördünüze birden arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hazırsanız Mehmet'le Oğuzhan beyazlarla oynayacak. Mehmet siyah taşlarla. Hemen başlayalım bu çekişmeli olacak maça. Oğuzhan ilk hamleni söylersen başlayacağız. D4. Kodlarsak Denizli 4 değil mi? Denizli 4 abi. Evet, Denizli 4 beyazlar açılışı yaptı. Denizli 5. Denizli 5 siyahlardan. Oğuzhan, sesini duymakta zorlanıyorum. Fil Fransa 4. Fil Fransa 4. Beyazların hamlesi. Mehmet Kurt'ta hamle sırası siyahlarda. Fransa 6. At Fransa 6. Siyahların hamlesi. Oğuzhan'da sıra. At Fransa 3. At Fatsa 3. Doğru mudur Oğuzhan? At Doğrudur abi. Fatsa 3. Evet. Oğuzhan'ın internetinde hafif sıkıntı var. Hamle sırası Mehmet'te. 19 dakika 3 saniyesi var Mehmet Kurt'un. 19 dakika 24 saniyesi de Oğuzhan Sevim'in. Mehmet Kurt'un hamlesini bekliyoruz. Enes ve Muhammed, bu açılış için ne Ceyhan diyeceksiniz? 6. Ceyhan 6 mı? Evet, at Ceyhan 6. At Ceyhan 6 siyahlardan. Burada Londra sistemi oynuyor. Edirne 3. Edirne 3 Edirne 4. hamlesi geldi beyazlardan. Enes ve Muhammed, söyleyeceğiniz bir şey olduğu zaman söyleyebilirsiniz. Benden söz hakkı beklemeyin çünkü oyun içerisindeki akışı izleyicilerimize de daha iyi yansıtmış oluruz. Hamlesi. Açıkçası Evet Muhammed. ben daha çok D4'lü yapıları tercih etmediğim için bu tip konumlara pek alışkın değilim. Açılış kısmında biraz daha Enes Erdem abimiz konuşabilir. Tamam. Mehmet Kurt'un Siyahların hamlesini burada bekliyoruz. siyah olması gerekiyordu. C5 sürmesi gerekiyordu. Londra sistemine genelde siyahlar C5 ile D4 pozisyona saldırırlar. Bu yüzden atın C6'dan çıkması siyahlar için biraz iyi olmalı Fil bence. Beyazlar Giresun E5 4. karesini kuvvetli bir şekilde kontrol ediyor. Fil Birazdan atın Giresun 4 C3, hamlesi C5. bu arada geldi. Siyahlardan. Beyazlar fil E2 oynayabilir burada. Belki Fil Edirne 3.
Beyaz siyahların C piyonunu oynamamasının. Fil Edirne Edirne 2 2 mi? geldi, evet. Siyahların C piyonunu oynamamasının sebebi belki de uzun rok atmayı istemesi olabilir. Çünkü vezir kanadı taşlarına biraz daha ağırlık vermeye başladı. Evet. Hamle Ya sırası Mehmet Kurt'ta 16 dakika 57 saniyesi var. C3, B4 ve A4 ile beyazlar saldırabilirler kısa rok attıktan sonra. E6. Bence beyazların konumu şu an gayet iyi. Edirne 6 hamlesi geldi siyahlardan. Burada C3 yapabilir ya da ne? 18 dakika 38 saniyesi var Oğuzhan'ın. 16 dakika 43 saniyesi de Mehmet Kurt'un var. Şu anda yenilen hiçbir taş yok. Bu açılışın ismi neydi Enes? Londra. Londra. Beyazlar gayet daha taşlarını geliştiriyor bu sistemde. Oğuzhan'ın hamlesini bekliyoruz beyazlarda. At denizli 2. At denizli 2. B at denizli 2 doğru mudur? Doğrudur abi. B'deki atı denizli 2'ye oynadı Oğuzhan. Fil denizli 6. Fil denizli 6. Siyahların hamlesi. ...17 dakika 24 saniyesi kaldı Oğuzhan'ın... ...16 dakika 26 saniyesi de Mehmet Kurt'un. Üçüncülük, dördüncülük maçındayız. Enes Erdem ve Muhammed Balcı da yorumlarıyla... ...müsabakaya katkı veriyorlar. Oğuzhan Sevim'in hamlesini bekliyoruz. C4 mü doğru mudur? Doğrudur abi. C4 hamlesi geldi beyazlardan. Fransa 4. Fil çarpı Fransa 4 siyahlardan. E çarpı Fransa 4. E çarpı Fransa 4. Beyazlar. Taşlar değişmeye başladı. Karşılıklı birer fil takası oldu. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta. Vezir denizli 6. Vezir denizli 6. Hamle sırası beyazlara geçti. 16 dakika 21 saniyesi var Oğuzhan'ın. 15 dakika 40 saniyesi var Mehmet Kurt'un. B4 keçik yanı istiyor vezirin siyahlar. Fatsa 4'teki. At Edirne 5. At Edirne. At Edirne 5. Oğuzhan'ın hamlesi.
Var mı burada bir öngörünüz? Muhammed ve Enes. Fil çarpı Edirne 2. Fil çarpı Edirne 2. Oğuzhan'ın hamlesi ne olacak? Edir çarpı Edirne 2 yapabilir. Muhtemelen onun öncesinde eğer bir hamle yapmayacaksa. Hamle sırası Oğuzhan Sevim'de. Şu an siyahlar işitmesi gibi görünüyor konumu. Vezir çarpı Edirne 2 geldi. Karşılıklı iki fil takas edildi. Şimdi at çarpı D4 olabilir. Aynen öyle oldu. At çarpı Denizli 4 geldi Mehmet Kurt'tan. Muhammed söylemişti hamleyi. Vezir Denizli 3. Beyazın hamlesi. At Ceyhan 2'den çakal istediği için vezir de Ceyhan 2'yi savundu beyazlar. Denizli çarpı Ceyhan 4, siyahların hamlesi. At 4 çarpı D4. At C çarpı D, C çarpı 4. Peki bu atlardan hangisi iyi abi? D'deki Denizli'deki at Mehmet. Tamam abi, oldu. Denizli'deki at. Evet. D4'ü görmüyor. Evet. Tamam. Atların savaşını izliyoruz. Vezir Bursa 4. Vezir Bursa 4. Beyazların 2 piyon 2 fili, siyahların 1 piyon 2 fil kaybı var. Siyahların bir piyon üstünlüğü var oyunda. 13 dakika 55 saniyesi var Oğuzhan Sevim'in. Hamle sırası onda. 13 dakika 48 saniyede Mehmet Kurt'un. Şah Fransa 1. Şah Fransa 1. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta 13 dakika 28 saniyesi var. Kale Denizli 8. Kale Denizli 8. Siyahların hamlesi. Atların savaşını izliyoruz adeta. On üç dakika 15 saniyesi var Oğuzhan Sevim'in. Hamle sırası beyazlarda.
Vezir Ceyhan 3 doğru mudur? Doğrudur. Vezir Ceyhan 3. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta 13 dakika net süresi var. 12 dakika 36 saniyesi de Oğuzhan'ın var. Bir piyon üstün durumda siyahlar. Mehmet Kurt siyahlarla oynuyor. Enes Muhammed var mı bir öngörünüz? Ben olsaydım vezirleri değiştirdim burada siyahlardan. Aynen öyle yaptı Mehmet de. Vezir çarpı Ceyhan 3 yaptı. Enes söylediğin gibi oldu. B çarpı Ceyhan 3. İki dakika 12 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Hamle sırası onda. On iki dakika 26 saniyesi de Oğuzhan Sevim'in var. Bunu B5'ten D6'ya koyabiliriz ya. B5'e gidip C3'e basarak oradan D6'ya çekebiliriz. At Bursa 5 oynadı siyahlar. Oğuzhan Sevim'de sıra. On iki dakika 10 saniyesi var Oğuzhan Sevim'in. Kale Ceyhan 1, beyazların hamlesi. Şimdi siyahlar at çarpı Ceyhan 3 yapabilir. Çünkü kaleyle aldığı zaman arkadan kaleye evet. Şah çekip kaleyi düşürebilir. Evet. At Edirne 4. At Edirne 4 geldi. Siyahlardan Oğuzhan'da sıra. 11 dakika 31 saniyesi var. E2 Oğuzhan Sevim düşünüyor. Muhammed söylediğin çok güzel bir oyundu ama biraz gecikmeli mi olacak? Ya da destekli mi olacak? Giresun 3 hamlesi geldi. Beyazlardan 10 dakika 58 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Hamle sırası siyahlarda. Bursa'daki at çarpı Ceyhan 3. Bursa'daki at. Hamle sırası Oğuzhan Sevim'de. 10 dakika 32 saniyesi var.
Kale Ceyhan 2. Beyazlardan. Şeyde kale Denizli 1. Kale Denizli 1. Siyahların hamlesi. Şah Giresun 2. Şah Giresun 2. Beyazların hamlesi. 10 dakika 20 saniyesi var siyahların. Kale çarpı Hatay 1. Kale çarpı Hatay 1. Şah çarpı Hatay 1. Beyazlar 3 piyon, 2 fil, 1 kale, 1 de vezir kaybı var. Siyahların 1 piyon, 2 fil, 1 kale, 1 vezir kaybı var. Siyahların 2 piyon üstünlüğü şu anda mevcut. Mehmet Kurt'ta sıra. Mehmet Kurt şah E7, kale E8 yapıp diğer kaleyi oyuna sokması lazım. At Denizli 5. At Denizli 5 hamlesi geldi siyahlardan. Kale Bursa 2. Kale Bursa 2. Bursa 6 siyahlardan. Hamle sırası Oğuzhan Sevim'de 9 dakika 25 saniyesi var. Mehmet Kurt'un 8 dakika 58 saniyesi var. At Ceyhan 6. At Ceyhan 6 geldi beyazlar. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta. Adana 6. Adana 6. Mehmet Kurt'un hamlesi. Sekiz dakika 50 saniyesi var. Oğuzhan Sevim'de sıra. Şah Giresun 2. Orada bir değişim olsa herhangi bir değişiklik olur muydu? Enes ve Muhammed. Fransa 2'deki piyonu yeseydi siyah taşlar piyonu kurtarmaktan ziyade. Çünkü şah H1'deydi. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta 7 dakika 32 saniyesi var. Oğuzhan Sevim'in 8 dakika 40 saniyesi var. Fransa
6. Fransa 6. Hamle sırası Oğuzhan'da. Sekiz dakika 18 saniyesi var Oğuzhan'ın. 7 dakika 13 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Hamle sırası Mehmet Kurt beyazlarda. Şahını F7'ye koyacak galiba. Onun için mi bir hazırlık oldu? Belki beyazlar at B8, A5, at A6 ile devam edebilir. Filonlara saldırarak zayıflık yaratmaya çalışarak. Kaleye Edirne 2 hamlesi geldi beyazlardan. 7 dakika 9 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Kaleyi Edirne 2 oynadı. Doğru değil mi? Doğrudur. Kaleye Edirne 2. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta. Ben bir şeyler görüyorum ama Ceyhan bir şey koyabilir aslında. Fransa Fransa 5 E6 piyonunu koruyan Ceyhan bir şey gidebilir aslında. Fransa 5 oynadı. Siyahlar Oğuzhan Sevim'de sıra. F5. Fransa 5 mi oynadı? Evet, Fransa 5 oynadı siyahlar. Hamle sırası Oğuzhan Sevim'de. 7 dakika 10 saniyesi var. Oğuzhan burada farklı sürebilir işte. At C4 Edirne Edirne 5. Edirne 5. C'deki at, C4'teki at Edirne 5. Edirne'deki at Ceyhan 3. Edirne'deki at Ceyhan 3. Az önce söylediğin hamle Enes. 6 dakika 40 saniyesi kaldı Oğuzhan'ın. 5 dakika 47 saniyesi de Mehmet Kurt'un var. Kale Ceyhan 2 beyazların hamlesi. Beş dakika 28 saniyesi kaldı Mehmet Kurt'un. 6 dakika 26 saniyesi de Oğuzhan Sevim'in. Hamle sırası Mehmet Kurt'ta. Kısa rok geldi. Siyahların iki piyon üstünlüğü devam ediyor.
Hamle sırası olsan da 5 dakika 43 saniyesi var. At C4. At C4. Evet. Mehmet Kurt'ta hamle sırası. Bursa 5. Bursa 5. At Edirne 3. At çarpı Edirne 3. At çarpı Edirne 3. F çarpı Edirne 3. F çarpı Edirne 3. Yazının taşlığı dinlemesi gerekiyor aslında. At Denizli 5. At Denizli 5. Şah Fransa 3. Şah Fransa 3. Şah Fransa 7. Şah Fransa 7. Edirne 4. Edirne 4 beyazlardan. Fransa çarpı Edirne 4. Fransa çarpı Edirne 4. Şah çarpı Edirne 4. Mehmet Kurt'ta sıra. Süre ilerliyor. İnternet bağlantısındaki kesiklikten dolayı bir süre ara Kale, verdik. Adana 8. Kale A8, Adana 8. 3 dakika 30 saniyesi var Oğuzhan Sevim'in. Şah Edirne 5. At Edirne 3. 2 dakika 58 saniyesi var Oğuzhan Sevim'in. 1 dakika 11 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Mehmet Kurt'a 1 dakika 20 saniye ilave edilecek. Hamle sırası beyazlarda. Kale,
Kale Denizli 2 beyazlar. At Ceyhan 4 ve Şahkale Şimdi katabilir at siyahlar. Ceyhan At 4. Ceyhan 4. Evet, Enes söylediğin gibi hamle geldi. Terk. Terk geldi. Tebrikler Mehmet Kurt. Valla Selim Tebrikler o zaman Oğuzhan. valla beni bayağı zor bayağı zorladı. Evet, güzel oyun oldu. Zaten Evet. Oğuzhan oynadıktan sonra Enes de oradan hamleyi söyledi. Siz tabii yorumcuların duymuyorsunuz sesini ama izleyicilerimiz duyuyor. Sen de orayı iyi gördün. Vallahi abi zaten o atı zaten iyi. Normalde ben şey oynayacaktım. Altıdaki piyonu sürüp de oradan şeyde vezir alır mıyım diye oynayacaktım. Sonra dedim bu atı dedim bir kullanayım. Belki dedim zaten şah da açıkta dedim. Kalesi de çok güzel dedim. Şah kale kompozisyonu belki denk gelir dedim. Yani kısmet de olmuş, içime dolmuş diye. Evet, tebrik ediyorum. O O ondan geldi yani. meşhur gülüşünü de attın. Üçüncü oldun. Tebrik ediyorum. Oğuzhan, seni de tebrik ediyorum yavrum. Yorumcularımızın... Sağ ol abi, iyi Efendim günler. Oğuzhan? Oğuzhancım... Ben de şey normalde yani bu tuzağı görürdüm de Evet. süre biraz kısıtlı kaldığı için hızlı oynamak durumunda kaldığımız için Evet. görmedim. Normalde Şimdiden söylediğin denesem. gibi mutlaka görürdün ama maalesef süre sıkıştırdığı zaman yapacak bir şey yok. Hızlı oynamak zorundasın. Evet Enes, yorumun ne olacak? Kısaca senden de Tebrik açıyorum. ediyorum arkadaşlarımıza. Evet. Güzel bir oyundu. Ben Teşekkür de ederiz böyle bir oyun size tebrikler için. abi şeyde biz de yorumları duyabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Size kapatıyoruz. Çünkü Tamam. maç oynanırken ona göre ayarlıyoruz ki yorumcular sizi yönlendirmesin. Sadece izleyiciler duysun. Teşekkür ediyor Enes size böyle bir oyun izlettirdiğiniz için. Tebrik ediyor ayrıca. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Final maçında Teşekkürler. görüşmek üzere. Kendinize Sağ iyi bakın. ol, teşekkür ederim. İkisine de Görüşmek başarılar. üzere. Muhammed'e de Enes'e de başarılar. Başarılar. Oğuzhan görüşürüz. Kendine iyi bak dostum.